geçip oldu bu iş diyecek mi hikayesi? Buyurun. Ee, bir aksilik olmazsa evet diyecekler. Ee, yani Gökmen Bey şunu söyleyeyim. Ee, öyle bir seçim süreci geçiriyoruz ki ben e, bir yaşında bir kızım var. Neredeyse hiç vakit ayırmamadığım bir sene geçirdim. Allah ee, bağışlasın. Ananı sınav... babanı büyütsün <laughs> Altan ediyorum. Sancar. Çok sağ olun. Ben o kızma bir saat ayırırken e, o arada Kemal Bey ile e, Ümit Bey'in görüştüğünü ve anlaştığını öğrenmiş olduk. E, herhangi bir e, sorun kalmadığına dair bilgiler de gelmiş oldu. E, yarın saat 11'de ortak bir basın açıklaması düzenlenecek ve Ümit Özdağ biliyorsunuz Ata ittifakının aslında ana omurgasını oluşturan Zafer Partisinin genel başkanı. E, Sinan Oğan'dan ayrı olarak partisi de %2'nin e, üzerinde bir oy oranına sahipti. E, yarın saat 11'de kameraların karşısına geçecekler, ortak bir basın açıklaması yapacaklar diye belirtildi zaten. E, herhangi bir e, sorun pürüz kalmamış gibi de görünüyor. E, Altan çok sayıdaki başlıkta olası da anlaştılar. Bir, Altan Sancar olası bir görevlendirme konusunda herhangi bir kulis bilgisi ulaştı mı eline Ümit Özdağ'la ilgili? Bu konuda çok net, iki tarafta çok net. Yani Cumhuriyet Halk Partisi cephesi de net, Zafer Partisi cephesi de net. Herhangi bir konum, makam, mevki konuşulmadı. E, bu mütabakatta da yer almayacak diye de her iki kanatta bunun kesinlikle altını çiziyorlar. E, ya bugün de görüştüğümüz isimlerde e, böyle bir e, makam mevkinin konuşulmadığını e, belirtiyorlar. ha e, Olur seçim kazanılır, seçim kazanıldıktan sonra ortaya farklı bir tablo çıkar. E, ondan sonra Kemal Bey e, dönüp de e, bir makam teklif eder, Ümit Özdağ o ayrı. Ama bu aşamada konuşulmadığını e, hem Zafer Partisi hem hem de Cumhuriyet Halk Partisi cephesi altını çiziyor. Anladığımız kadarıyla biliyorsunuz Sinanoğan tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu tabii ki biraz da ilkesel bir tavır sergilediğini belirterek. Cumhur İttifakı kanadını ya da Erdoğan'ı tercih etmişti. E, Halihazırda böyle bir tablonun karşısında zaten böylesi bir mütabakatta da e, ya da kamuoyuna olan bir açıklamada da böyle bir şeyin olması mümkün görünmüyor tabii ki bu aşamada. E, bunlar tamamen seçim sonrası ortaya çıkacak tablolar. E, bunu şundan söylerim yani olur ya e, Kemal Bey e, yarışta geride kalır e, Erdoğan bu yarışı önde bitirir. Ee, o zaman e, Sinan Bey'in de pek de öyle e, ilkesel e, bir tutumla gitmediğini hepimiz zaten görmüş oluruz. Bunu Peki, da söylemek evet. lazım. Evet şimdi bu konuda çok merak ediliyor. Ee, anladığımız kadarıyla Sinan Oğan'ın kendi seçmeni de büyük hayal kırıklığı yaşamış. En azından sosyal medyada pek çok tepki görüyoruz. Çünkü kendisi e, zamanında demişti ki eğer seçim ikinci tura kalırsa biz cehennemin kapılarını kapatacağız. E arkadaş senin cehennem anlayışın ne? Sen gittin, Erdoğan'a katılıyorum dedin. Üstelik de garip bir ifade kullandı. Plana sadık kalmak gerek. Ne demek o? Yani Plan ne? Plana sadık kalmak ne demek? Çok eleştirildi Sinan Oğan. Hatta çeşitli analiz yazıları mevcut. Sinan Oğan'ın bu kararında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in etkili olduğuna ve hatta işin içinde beşli çetelerin, lobisinin etkili olduğuna dair çeşitli iddialar var. <laughs> Buna Rusya'yı katan da var ama İlham Aliyevi daha çok önere çık çıkaran onun etkisinden söz eden yorum daha fazla. Rener'den ne dersiniz? Şimdi burada öncelikle şunu çok açık ve net ifade etmek lazım. Sinan Oğan... Ne oldu da U Sinan, döndü? Sinan Oğan'ın bir seçmeni falan yok. Yani... <laughs>